Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tencerede tavuk but yapacağız bugün. Oldukça lezzetli ve çok pratik. Mangal tadında, böyle tandır tadında bir lezzet olacak. Öncelikle şöyle tavuk bagetlerim var. Bunları bıçakla birkaç yerinden şöyle kesiyorum. Sosun iyice içine işlemesi için yapıyorum bu işlemi. 2-3 yerden şöyle minik delikler açmanız yeterli olacaktır. Şimdi sos malzemelerini hazırlayalım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı. Ben domates, biber karışık kullandım ama sadece biber salçası kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1'er çay kaşığı karabiber, toz kırmızı biber. Şöyle 1,5-2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve 1 çay kaşığından hafif eksik olacak şekilde zerdeçal ve pul biber ekleyip sosumu hazır hale getiriyorum karıştırarak. 1 diş sarımsak rendeledim. Rendelediğim kısım çıkmamış, o yüzden ben minik rendeyi kullanarak rendeledim. Dilerseniz 2 diş sarımsak koyabilirsiniz. Çok baskın sarımsak tadını tavukta sevmeyenler için 1 diş gayet yeterli oluyor. Bu sosu güzelce şöyle çırpıyorum. Ardından tüm tavukları içine atıyorum. Sosla ovarak şöyle güzelce her tarafına sosun gelmesini sağlıyorum. Dilerseniz eğer vaktiniz varsa buzdolabında bu şekilde 1-2 saat bekletirseniz tavuklarınız daha lezzetli olacaktır. Ben bu tavuğu bugün tencerede pişirdim. Şöyle bir yağlı kağıdı tencerenin içine seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum tavukları diziyorum. Fırın olmayanlar için ya da fırın kullanmak istemeyenler için gerçekten çok çok pratik, fırın lezzetinde, tandır lezzetinde gayet güzel ve çok başarılı bir tarif oldu. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu şekilde kalan sosu da şu şekilde üstlerini sürüyorum tavukların. Yağlı kağıdı kenarlarından ortaya doğru şimdi kapatıyorum. Bu şekilde tamamen kapanmadı. O yüzden bir tane daha yağlı kağıdı kullanıp üzerini komple kapatmayı planlıyorum şimdi. İki yağlı kağıt arasında piştiği için buhar içinde kalıyor ve tüm lezzeti içinde kalıyor. O yüzden böyle mangal tadında, tandır tadında oldu diyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Püf noktaları için de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kapağını kapatıp şimdi ocağın yüksek gözüne koyuyorum. Yüksek ateşte toplamda şöyle bir cızırdayana kadar yüksek ateşte kalıyor. Hafif cızırdadıktan sonra ateşi düşürüyorum. Düşük ateşte bir 20-25 dakika kadar pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda açıyorum. Yağlı kağıdı şöyle bir kaldırıp tavukların durumuna bakıyorum. Bir tarafları muhtemelen kızarmış olacaktır. Bu şekilde bakın bir tarafları gayet güzel kızarmış. Kızardığı için ben diğer taraflarını çeviriyorum. Dediğim gibi tandır lezzetinde oldukça pratik bir tarif. Bu tarife dilerseniz patates de ekleyebilirsiniz. Hatta patatesi şu aşamada eklerseniz erkenden pişip dağılmaz. Çünkü patatesle tavuğun pişme süreleri tabii ki de aynı değil. Bu şekilde tavukları ters çevirip yine yağlı kağıdı ve tencerenin kapağını kapatarak aynı işlemi şimdi bu sefer bu taraf için yapıyorum. Önce yüksek ateşe koyuyorum, ardından ocağın altını kısarak 25 dakika boyunca pişmesini sağlıyorum. Şimdi 25 dakika geçti. Toplamda şöyle 50 dakika 1 saat arası bir pişme süresi oluyor. Tencerede gayet güzel lokum kıvamında tavuk bagetlerim hazır. Bir çatal yardımıyla tencereden almadan önce pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ben ilk kontrolümde pişmişti. O yüzden tekrarlamadım pişme süresi için.
Eğer pişmemiş olduğunu düşünürseniz bir 10-15 dakika kadar daha yine ocakta tutabilirsiniz. Yanına pilav ve salata ile harika bir öğün olacaktır. Tencerede tavuk baget tarifini izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.